Şunda o seride Hollanda'nın serisinde. Görüntü şu anda ekranda. Muhabir arkadaşımız hazır mı? Furkan'a atalım sözü. Aykut İnce, Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı Patrick van Aanholt İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla sarı kırmızılılar prensip anlaşmasına varmıştı. Sağlık kontrollerinin ardından Patrick van Aanholt'un 3 yıllık sözleşmeye imza atmasını bekliyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda milli takımı ile mücadele etmişti Patrick van Aanholt ve Galatasaray'ın yeni sezonda sol bek olmasını bekliyoruz. Çok deneyimli bir isim, 30 yaşında Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt Galatasaray'da. Aykut İnce 2021-2022 sezonu itibariyle Hollandalı oyuncunun Galatasaray savunmasının sol tarafında görev almasını bekliyoruz. Çok deneyimli. Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda milli takımıyla tam 4 karşılaşmada ilk 11'de görev aldı. Sarı kırmızılıların sol bek mevki için uzun arayışları vardı transfer sezonunun ilk gününden beri ve Fatih Terim'in de onayıyla beraber sol bek pozisyonu için Galatasaray Patrick van Aanholt'la anlaşmaya vardı. 3 yıllık bir anlaşma olduğunu söyleyelim. Evet, şu anda ailesiyle beraber geldi Hollandalı oyuncu. 3 çocuğu, 3 oğlu, 3 erkek evladı ve eşiyle beraber İstanbul'a geldiğini söyleyelim. Patrick van Aanholt'un sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atmasını bekliyoruz. Oldukça mutlu görünüyor Hollandalı oyuncu. 7 var, 7 getir. Çok uzun bir sol bek arayışının ardından Galatasaray van Aanholt'ta karar kıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in onayıyla beraber son 4 sezonunu Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta geçirmişti Patrick van Aanholt ve çok deneyimli bir oyuncu. 30 yaşında, 29 Ağustos 1990 doğumlu. Galatasaray'ın yeni yapılanmasında sol bek mevki van Aanholt'a emanet olacak, emanet edilecek. Hollandalı oyuncu İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolleri yapılacak tabii ki ve sonrasında resmi sözleşmeye imza atmasını bekliyoruz. 3 yıllık bir anlaşma olduğunu hatırlatalım değerli izleyenler. Menajeri yanında, ailesi yanında Patrick van Aanholt İstanbul'da Galatasaray'la resmi sözleşme imza atmak için İstanbul'a geldi Hollandalı oyuncu. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son olarak izleme şansına sahip olmuştuk van Aanholt. Hollanda milli takımıyla beraber 4 karşılaşmaya çıktı. Bu 4 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de forma giydiğini hatırlatalım. Son 4 sezonunu da Crystal Palace'ta geçirdi. Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta. Geçtiğimiz sezon 23 maça çıktı van Aanholt ve bir asisti var. Hücumu çok seven bir sol bek olduğunu, oyunu ağırlıklı olarak rakip yarı sahada oynamayı seven bir bek olduğunu söyleyebiliriz van Aanholt için. Fatih Terim'in de van Aanholt'ta karar kılmasındaki en önemli etkenlerden birisinin bu olduğu söyleniyor. Hücumcu bir bek olması en önemli özelliklerinden birisi Patrick van Aanholt'un. Canlı görüntüler şu anda Aspor ekranlarında değerli izleyenler. Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt İstanbul'da. Ailesi ve menajeri şu anda yanında van Aanholt'un. Tabii sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek öncesinde ve Galatasaray'ın sonrasında van Aanholt'la 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzalamasını bekliyoruz. Transferin ilk gününden beri sol bek mevki için Galatasaray'da çok farklı isimler öne çıkmıştı ama son olarak teknik direktör Fatih Terim'in de onayıyla beraber sarı kırmızılılar van Aanholt'la karar kıldı ve şu anda evet van Aanholt havalimanından ayrılıyor değerli izleyenler. Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt İstanbul Havalimanı'ndan ayrılıyor. 3 yıllık bir anlaşma olduğunu hemen söyleyelim. Ve yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından van Aanholt'la resmi sözleşme imzalanacak Aykut İnce. Detaylar şimdilik bunlar. Söz yeniden sizde. Evet, durum bundan ibaret. Aanholt'ta geldi. Biraz dilimiz döndüğünce anlat. Yani bir görelim tabii. Aanholt'u. Onun üstüne zaten konuşuruz. Ne kadar kaldı?
Saat başı buradayız. Bak, Elmas da şey de önemli. Bu gerginliği kaldırma adına bir önceki altyazıyı getirsene bak, o çok önemliydi. Çok sıcak. Akademiyle ilgili değil mi? Yok yok. TFF yargı kurulları bağımsız olmalı, maaşları TFF ödememelidir. Evet. Bağımsız, yani başkanın, Sayın Burak Bey'in Galatasaray Divanı'nda konuşması aslında bütün başkanların görüşü. Peki TFF yargı kurulları bağımsız değil mi? Yani bununla ilgili bir madde önereceğiz demişler federasyon. Tamam, bağımsız olması gerekir bağımsız diyor. Bağımsız olmasını istiyorlar. Kesinlikle doğru. Aynen. Ama şu an bağımlı mı? Bağımlıysa kime bağlı? Arkadaki cümle, maaşları TFF ödememelidir cümlesi aslında bunun özetini yapıyor Sayın Başkan Burak Elmas bence. Peki bağımsız olasın o... Maaş aldığın bir nokta olduğu zaman oraya tabisin diye algılıyor Burak Elmas, Sayın Burak Elmas ve Galatasaray yönetimi. Bu bir görüştür, katılabilirim. Hayır, şimdi diyelim onun maaşı bir yerden ödenecek. TFF'den ödenmemelidir diyor ama zaten. Aradaki fark bu. Bir kurum ödeyecek. Kulüpler Birliği atamaları da TFF yapıyor değil mi? Kulüpler tabii. Birliği de olsa bir kurum yapacak. Hı hı. TFF de olsa bir kurum yapacak. Bizde maalesef olay kişiselleşiyor, sorun orada. Yoksa onlar zaten bağımsız şu an. Ama Kulüpler Birliği bağımsız olmadığını. Tamam, sen de öyle dedin. TFF, Evren düzeltiyor. Ne dedin hocam? TFF yapıyor atamayı. Nasıl? Atamayı TFF yapamaz. Atamayı hakem atamalarını Merkez Hakem Kurulu yapar. Hakemi demişti. Tamam da yargı kurullarının ataması. Evet. MHK'den yargı kurullarının ataması. Kim getirdi? MHK başkanı kim atıyor? Yargı ceza kurulundan, tahkim kurulundan bahsediyoruz. Tamam. MHK başkanı kim atıyor? Onları tamamıyla TFF yapıyor. Onu söylüyor. Tamam, o zaman geçmiş dönemde geçmiş dönemde federasyon başkanı yapıyordu. Şimdi yönetim kurulu atacak onları, yeni düzenlemeleri. Bir de gelenler, atananlar yemin edecek, iş bitecek. Ya yönetim kurulunun atamasıyla bir yeminle bu işler düzelecek olsa biz herhalde en çok yemin edilen ülkelerden biriyiz ya. Sözünü tutmayan insan yeminini de tutmuyor maalesef. Ben biraz burada Burak Elmas'ı haklı olduğuna inanıyorum. Yani orada bağımsızlıktan bahsedeceksek tabii ki maaşların TFF ödemesinin, atamaları TFF ödemesi yaptığı zaman burada bir soru geliyor insanın aklına ister istemez. Dur bir dakika, şimdi bir daha söyle. Tamam, atamayla geliyorlar göreve. Tamam, UEFA kararı gereği. Tamam. Burak Bey diyormuş ki, hı hı, atamayı federasyon başkanı değil, yönetim kurulu yapsın. Doğru. Yani atamanın kimin yaptığıyla alakalı bir mevzu var burada. Yani UEFA kontrolü tamam ama atamayı yönetim kurulu, bir kişi değil, yönetim kurulu yapsın diye bir önerge. Haklı mı? Bence %100 haklı. Yani...